Herkese selamlar. Beşiktaş haberleriyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Romain Saiz, e, Ahmet Nurçe bir de çok güzel ifadelerde kullandı. Lider özelliğinin altını çizdi. E, yavaş yavaş sisteme uygun isimler dahil olmaya başlıyor Beşiktaş'ta ama tabi hala bir golcü arayışı da söz konusu. Ve Gors konuşuluyor. Onun haricinde Sörlot hala eğer o olmazsa Sörlot'a yönelir mi var? Sanki ismi daha e, sisteme uygun buluyorsunuz. Yani Vegors'u tabi izledik, takip ettik. Çok etkili bir oyuncu, iyi bir oyuncu. Ben katkı sağlayacağını düşünüyorum. Talipleri var onun da. Tabi. ya <laughs> şöyle, Sörlot'la alakalı benim tek bir soru işaretim var. Yani bir oyuncu bir takıma gelirken isteyerek gelmeli. Şimdi Fenerbahçe'de geçen sene görüşmüştü. Şey denmişti, şey demişti. Önce ben bir bakayım. Yani mealini söylüyorum. Hı hı. Önce ben bir bakayım. Olmazsa gelirim gibi bir şey söyledi. Yani bu da Fenerbahçe Sonra şey yaptı. Başka ismiyle ilgilendi. Eee kafasında bir Avrupa var. Sorlot'un kafasında Avrupa'da başarılı olamadığı fikri var. Buraya geldiğinde hangi Sorlot gelecek? Kafa yapısı ne olacak? Hani e, psikolojik olarak, mental olarak gerçekten hazır mı gelecek? Bir tarafı bir aklının bir tarafı sosyedatta mı kalacak ya da işte Almanya'da mı kalacak? Hani bu çünkü oyuncu karakteri de çok önemli mesela Serdar Dursun. Çok seviyorum karakterini yani. i̇stiyor girer girmez itiyor ya Portekizli'yi. Ya zorluyor, kovalıyor, basıyor. Tamamen %100'üyle sahada. %99'u değil. Sörlut'un %100'ü sağda olur mu? Fenerbahçe'ye de gelse, Beşiktaş'a da gelse. Hani onunla ilgili soru işareti var. Ama burada başarmış, yapmış. %100'ü sağda olacaksa tabii ki gelsin. Çok haklısın o zaman. Yani %100 yani kafası şey olmasın, karışık olmasın yani. Hı hı. Oyuncunun fiziksel, teknik özel, fiziksel kapasitesi, teknik özellikleri yanı sıra ee, bu da çok değerli. Benzer yorumu aynı şekilde ve için de yapabilirim yani. Doğru. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Komşu da mutsuz, Türkiye'ye dönmek istiyor. Beşiktaş'la görüşme halinde. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler Henry Onyekuru transferine çevrildi. Siyah-beyazlılar daha önce Galatasaray forması giyen Onyekuru ile görüşme yaptı. Sezon başında Olympiakos'a 4,5 milyon euro bon servisle transfer olan Nijeryalı futbolcu ile yapılan ilk görüşme olumlu geçti. Beşiktaş'ın transferi kısa süre içinde sonuçlandırması bekleniyor. Olympiakos ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlanırsa Keyle'lerinin boşluğu bu şekilde doldurulmuş olacak. Henry Onyekuru, Yunanistan'da mutu değil, futbolcu, Olympiakos'tan ayrılmaya sıcak bakıyor. Onyekuru geçen sezon Olympiakos'ta 27 maçta 1415 dakika süre aldı ve bir gol bir asistlik performans sergiledi. Transfermarkt verilerine göre Onyekuru'ya 5 milyon euro değer biçiliyor. Peki bu konuda sizin fikriniz nedir? Onyekuru'yu takımda görmek ister misiniz? Tiago tamam, sıra Watford'da. Beşiktaş, A milli takıma da seçilen Thiago Çukur'la yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. Siyah Beyazlılar, İngiltere ekibi Watford kulübünü de ikna ederse, 19 yaşındaki golcü futbolcu Beşiktaş formasını giyecek. Beşiktaş yetkilileriyle yaptığı görüşmede, Kartal'da forma giymeyi çok istediğini belirten genç futbolcu, altyapısını Hollanda'da aldıktan sonra kariyerine Watford'un U23 takımında sürdürüyor, Thiago son olarak Kuntz tarafından A milli takıma davet edildi. Muleka için yeniden devredeler. Beşiktaş'ın santrifor adaylarından biri olan Muleka için Kasımpaşa yeniden devreye girdi. Belçika basınının saygın yayın organlarından Le Soir'deki habere göre, Lacivert Beyazlılar geçen sezonun ikinci yarısında takıma dahil olan ve performansıyla Beşiktaş'ı da peşine takan Kongolu golcü için Kasımpaşa 3 milyon euro bonservis teklif edecek. Satın alma opsiyonu olmadığı için futbolcuyu alamayan Kasımpaşa'nın yanı sıra Beşiktaş'ın da masada olduğu vurgulandı. Muleka'yı Galatasaray ve Şalke'de ilgilendiği aktarıldı. 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci devresinde Süper Lig'de 12 gol, 4 asistle oynadı. Beşiktaş'ın Kazımcan Karataş planı Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığı sonrasında hesap yapmaya başladı. Solbek için alternatif arayan siyah beyazlılar Kazımcan Karataş'ı gözüne kestirdi. Altay'ın küme düşmesi sonrasında takımdan ayrılması beklenen 20 yaşındaki savunmacı ile görüşmeler sürüyor, temaslar ciddi düzeyde. Takası kabul etmeyen Altay ile bonservis konusunun çözülmesi için de girişimler devam ediyor. Kara Kartal genç oyuncu için 4 milyon euro isteyen İzmir temsilcisine 1 milyon euro ve takas önerisinde bulundu. Ersin Destanoğlu ayrılacak mı? İlgi var, ya teklif? Beşiktaş forması altında sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti Ersin Destanoğlu. Üç kupalı sezonun ardından özellikle Fransız ekiplerinin ilgisi fazlasıyla artmıştı. Ersin'in adı Nis, nice, Lyon ve Lille gibi takımlarla anılmaya başlamıştı. İtalya'dan Torino, Avusturya'dan Salzburg ve Almanya'nın şalke takımları 21 yaşındaki eldivenin durumunu takip ediyor. Ancak bu zamana kadar Beşiktaş takımına gelmiş resmi bir teklif yok. Menajerler aracılığıyla yaklaşık 6 milyon euroluk bir teklif yapılacağı konuşulurken, Beşiktaş yönetimi bu konu sert bir tutum sergiliyor. Başkan Ahmet Nurçebi, Rıdvan'da olduğu gibi Ersin'in de önünü açacağız dese de Beşiktaş'ın bu transferden beklentisi 10 milyon euro civarında bir rakam. Güncel piyasa değeri de 10 milyon euro olarak gösterilen Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile sözleşmesiyle gelecek yaz sona eriyor. İlerleyen günlerde Ersin konusunda da sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. İtalyanlar'da duyurdu. Ekuvan Beşiktaş'ın gündeminde olduğu itlan Ekuvan için Sky Sports İtalya yarışın devam ettiğini öne sürdü. Oyuncu İtalyan ekibi Spezia'nın da talip olduğu ifade edilirken Beşiktaş'ı yanı sıra Fenerbahçe'nin de bu futbolcu istediği vurgulandı. 28 yaşındaki Ganalı golcü geçen sezon Serie A'da 29 maçta 2 gol atarken bununla beraber 2 de asist yapmıştı. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Ekuban, Valerian İsmail oyun sistemini uyarken Gana milli takımıyla ile de 13 maça çıkıp 3 gol attı. Beşiktaş'a önerildi, yönetim istemedi. Beşiktaş kadrosuna takviye yapmak için girişimlerine devam ediyor. Menajerler ise siyah beyazda iki oyuncu öneriyor. Bu isimlerden biri de Keita Baldi. Sezon başında Kaliyare ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Senegalli oyuncu takımının küme düşmesiyle boşa çıktı. Keita Baldi 30 Haziran'dan itibaren serbest oyuncu statüsü kazanacak ve bonservisiz olarak istediği takıma transfer olabilecek. Yıldız oyuncu menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi ancak siyah beyazlı kulüp bu teklifi geri çevirdi. Kaliari formasıyla bu sezon İtalya Serie A'da 26 maçı çıkan Balde 3 kez fileleri sarsıp bir de gol pası verdi. Senegal'li futbolcu bu karşılaşmalarda 1222 dakika sahada kaldı. Hücum bölgesinde kanatlarda ve merkezde göre yapan Keita Balde, Lazio, Monaco, Inter ve Sampdoria formaları giymişti. Plaşita kız arkadaşı ikna edildi. Beşiktaş'ın dış transferdeki ilk hedefine ulaştı ve kiralık olarak renklerine bağlamak istediği Burgos ile anlaşma sağladı. Siyah beyazlar İngiltere'nin Burnley takımında forma giyen Hollandalı Santrafor transferini imza aşamasına getirdi. Premier Lig'den şampiyon düşen Burnley'in elden çıkartmak istediği Burgos ile daha önceden el sıkışan yöneticiler futbolcunun kız arkadaşı Nicky Van eşin kararını bekliyor. Van'a İstanbul'da yaşamayı kabul etmesiyle transferin önündeki en büyük engel kalkmış oldu. 29 yaşında 1.97 boyundaki Vargost, Beşiktaş'tan yılda 2 milyon 700 bin euro garanti para alacak. Siyah Beyazların Başkanı Ahmet Nurçebi hatırlanacağı üzere daha önce yaptığı açıklamalarda transferde en yüksek parayı Santrafor'a vereceğiz ama alacağımız Santrafor kalitesi tartışılmayacak bir oyuncu olacak ifadesini kullanmıştı. Beşiktaş geçtiğimiz Ocak ayında 14 milyon euroya transfer etti Vergost'un yıllık ücretinden kurtulmak isteyen Burnley'e herhangi bir bedel ödemeyecek.